Afrin'de bizim helikopter düşürüldü. Rusya'nın uçağı düşürüldü. İsrail'in uçağı ilk kez böyle bir şey oluyor zaten. Hı hı. 82'den beri galiba ilk kez bir, yani İsrail uçağı düşürülüyor. Hı hı. Bir de İran, evet, insansız hava aracını da İsrail düşürdü. Hı hı. İsrail buna yine kısıtlı hedef gözeterek bir tepki gösterdi. Ama burada birkaç şey anlıyoruz ve bizim özellikle Afrin konusunda da, ki bugün Dışişleri Bakanımız Faysal Miktat'ın da biz Suriye'nin genelinde hava sahasına gelen bütün uçakları düşürebilecek kapasitedeyiz diyor. Yani boş tehdittir, değildir. Fakat şunu en azından görmüş olduk. Demek ki Suriye'nin düğmesi kendi elinde olan, yani şalteri Rusya'da olmayan tamamen ve muhtemelen yine Serhat Hoca daha iyi bilecektir. Rusya radarlarıyla entegre çalışabilen bir hava savunma sistemi var. Hı hı. Kimi dedi ki bu ilginç bir biçimde çok daha eski bir model, hatta Rus füzeleriyle düşürüldü dendi. Halbuki böyle olsaydı uçak tarumar olurdu. Zaten içinden iki pilot atladı. İkisi de kurtuldu. Biri ağır yaralı ama diğeri sağlıklı. Böyle bir şey olamaz. Yani yerden havaya atılan, bu daha küçük başka türlü bir hava savunma silahıyla vuruldu ama bu demek ki F-16'ları tehdit edebilen bir silah denildi. Fakat her halükarda demek ki artık İsrail'in elini kolunu sallayarak içeri girip çıktığı dönem bir biçimde bitmiş oldu. Ha, buradan İsrail'in, Rusya'nın, Türkiye'nin ulusal güvenlik kaygılarım budur dediği zaman ABD'den gerekli anlayışı, önemi, dikkati görmediği gibi İsrail de Rusya derdini anlatamıyor. Çünkü buradan da Putin'den Netanyahu'ya doğrudan gelen bir telefonla bu İsrail'in cevabının kısıtlandığını da biz öğrendik sözünü ettiğiniz olaydan sonra. İsrail diyor ki Hizbullah çok daha gelişmiş silahlar yapıyor. Bunları benim sınırıma yakın yerlere yerleştiriyor. Hem Lübnan'ın güneyinde hem burada Golan Tepelerine yakın bölümde. Bir yandan da Kuneitra'ya doğru bir hamlesi var Suriye ordusunun. Bütün bunlar beni tehdit ediyor. Ben bunları istemiyorum. Bunların çekilmesi gerekiyor diye, ama Rusya'dan gerekli anlayışı görmüyor. O zaman belki Türkiye'nin yaklaşımını çağrıştırır, anıştırır biçimde kendi göbeğimi kendim keserim dedi ama bu defa yine amiyane söylersek kazın ayağı öyle değilmiş gibi bir yanıt aldı. Bu şu demek değil, İsrail artık eli kolu bağlıdır, bundan sonra hiçbir şey yapamaz, işte göbeği göğü gördü, öyle değil. Ama eski dönemde olmadığımız ve Serhat Hoca'nın da başında söylediği, benim de söylediğim gibi doğrudan çatışma ihtimalinin çok daha ciddileştiği bir döneminde kapısı açılmış demektir.